Herkese selamlar. Sizi bugün bir şehre getirdim. İsmi bir yerden tanıdık olabilir mi? Evet, bu şehri aslında YouTube'da dolaşırken Barış Manço'nun videolarıyla gördüm. Barış Manço'nun buraya seneler önce gelip bu isim benzerliğini keşfetmeye çalıştığını, neden bu Hollanda'da bulunan köye Türkiye'ye dendiğini anlamaya çalıştığını gördüm. Ve daha sonra işte TRT'nin de videolar yaptığını vesaire gördüm. Duymamış şeyler göstermek gerektiği zaman katiyen düşünmüyoruz. Çekiyoruz ayağımıza çizmeleri. Binlerce kilometre olsa düşüyoruz yollara. Diyeceksiniz ki şimdi Barış abi, Türkiye'de program çekiyorsun, diyorsun ki binlerce kilometre yol gittin. Peki o zaman şu plakaya bakar mısınız lütfen? Hollanda'nın göbeğindeyiz şu arada. Şuradan 10 kilometre daha gidelim, cup, Kuzey Denizi'ne düşeceğiz. Ve gelmek istedim, sonunda da buradayım. Hatta bugün 29 Ekim 2023, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yaş günü. Bu köyde aslında iki kişi yaşıyor ki Barış Manço ve dediğim TRT'de o insanlarla röportaj yapıyorlar. Bildiğiniz Türkiye ile bir bağ oluşturuyor bu iki kişi. Monique ve Kor isimleri. Arabayla gelirken tamamen şans eseri Kor'u bahçede iş yaparken gördüm ve videodan tanıdım. Tabii çok yaşlanmış artık. Şimdi arabadan indim. Onun yanına gitmeyi düşünüyorum. Onu videodan tanıdığımı söyleyeceğim. Eğer tabii kabul ederlerse, içeri alırlarsa biraz tabii sohbet de etmek istiyorum. Bakalım neyle karşılaşacağız. Evlerine doğru gidelim. Monique ve Kor'un evine geldim. Burası Türkiye'den bir sürü hediyeyle ve kendi aldıklarıyla süsledikleri ve misafirlerin ağırladıkları yer. Görüyorsunuz bizim çay bardaklarını, bana ikram ettikleri elmalı kek ve çay da orada. Burada işte kitaplar var. Mesela Türkiye'nin, Hollanda'nın ilişkilerini anlatıyor. İşte bu şehrin de tarihini anlatıyor bu kitapların içinde. Burada büyük bir kitap koleksiyonları var. Yine Türkiye ile ilgili birçok kitapları var burada. Burada bakın mesela Kızılay sodaları görüyorum. Ali Baba, ne o? Şalgam. Evet, Türk bayrakları. Çaydanlık. Burada bir dansöz kıyafeti bile var. Burada Atatürk'ün bir portresi. Biz Atatürk'ün izindeyiz diyorlar. Burada da bir Türkiye haritası var. Bu Türkiye haritasından bana nereli olduğumu sordular. Ben de İzmir'de nereli olduğumu gösterdim. Onlar nerelere gittiklerini söylediler. İstanbul'a gitmişler, Antalya'ya gitmişler, Muğla'ya gitmişler. Şimdi Trabzon'a gideceklermiş mesela. Barış Manço'nun anısına bu da burada. Çünkü o da bu evde bulunmuştu. Böyle çok tatlı, güzel bir yer yapmışlar. Sağ olsunlar, çok da misafirperverler. Eğer görürseniz onları buralarda ve bu evi görürseniz buraya gelip çok rahat gelip konuşabilirsiniz onlarla. Çünkü çok içten insanlar ve hiç yani geri durmuyorlar muhabbet etmekten. Sizden çok anlatıyorlar aslında. Ve burada fesler vesaire de var. Mesela burada Türk Yıldızları'nın ufak bir saz. Eskişehir Spor'un bayrağı, Türk Yıldızları. Gerçekten nazar boncukları. Burası tam bir Türkiye. Sağ olsun zaten benim için Türk bayrağını da astı. Yani 100. yılı Türkiye Cumhuriyeti'nin dediğimiz için bir yandan da hadi Türk bayrağını asalım dedi ve astı. Gerçekten çok ilginç Hollanda'da birinin bahçesinde Türk bayrağını dalgalanıyor görmek. Çok güzel oldu onlara denk gelmem. Onların sayesinde biraz daha iyi anlamış oldum burayı. Şimdi yavaş yavaş gitme zamanı. Bu da bu Türkaya köyünün üstten çekilmiş bir fotoğrafı. Kor aslında amatör pilotmuş ve uçakla uçup kendisi çekmiş burayı. Gerçekten çok küçük bir yer burası. Biz de şu an şu evdeyiz. Şuradayız. Onların evi burası. Şurada bir Türkiye tabelası var. Bir de şu köşede bir Türkiye tabelası var. Köy bu kadar yani. Beni evlerine davet ettiler sağ olsunlar. Bana elmalı kek ikram ettiler, çay ikram ettiler. Zaten size odayı da detaylı çektim. Ne kadar zaten bizim oradan şeylerle dolu olduğunu gördünüz. Kendilerine sordum hani ufak bir röportaj yapmak ister misiniz diye. Ama hani bundan biraz yorulduklarını söylediler ve yapmak istemediklerini söylediler. Monique'in annesi hastaymış özellikle. O biraz beni çok yoruyor ve işte bu tarz şeyleri durdurmak istiyorum artık gibi bir şeyler söyledi. Hatta burada işlettikleri bir tane Airbnb, bir otelde yani bir evde daha doğrusu varmış ve
onu da durdurmuşlar yaklaşık 3 sene önce. 3 sene önce bu yoğunluğu işte biraz azaltmak istediklerini söylediler. Tabii ki ben de saygıyla karşıladım. Ama bana çok iyi davrandılar. Çok misafirperverdiler. Çok şey biliyorlar Türkiye hakkında. Onun yanı sıra içinde oturduğumuz misafir odasını da çekmeme müsaade ettiler. Aynı zamanda Barış Manço'nun röportaj yaptığı odayı da bana gösterdiler. Orayı da çok kısa çektim. Hemen ilk kapıyı çaldık. Sağ olsunlar. Kor ve Monika bizi misafir ettiler. Misafir etmeye kalmadılar. Bir de kahveyi kanatlar. Şu anda bütün ekip hepsi kahvelerini aldılar. Yani kendi evimize gibiyiz. Şimdi onların Airbnb'ye verdikleri, yani insanlara kalmak için kiraladıkları evi de göstereceğim size. Ondan sonra yavaş yavaş videoyu kapatacağım. Şimdi o eve doğru gidelim. Köy zaten çok küçük. 2 dakikada yürüyerek çevresini dolaşabiliyorsunuz. Odadayken üstten görüntüsünü de göstermiştim size köyün. O evi görelim. 2 dakikada bu köyü bir turlayalım. Ondan sonra da videoyu bitirelim. Bakın bu 10 numara Monik ve Kor'un aslında burada işlettiği bir Airbnb'ymiş, bir evmiş. Yani burayı kiralayıp insanlar burada kalıyorlarmış. Ama Monik'in annesi hastaymış ve ona bakmak durumundaymış. Zamanı kalmıyormuş bu evi temizlemek için. Dolayısıyla burayı artık kapatmışlar. Yani misafir ağırlamıyorlarmış burada. Ama kendilerine ait olan ikinci ev burası Türkaya köyünde. Sizin geldiğiniz dönemde belki denk gelir de rezervasyon alıyor olurlarsa kalmak isterseniz kalabilirsiniz. Ama burası çok küçük. Bir yer kalmak ister misiniz? Orası da ayrı. Çünkü yapacak hiçbir şey yok. Size buraya neden Türkaya dendiğini anlatmaya çalışayım. Farklı hikayeler var bununla ilgili ama burayla en çok uyanı, yani burası için en çok bahsedileni şu aslında. Hollanda'da bulunan Birleşmiş Devletler İspanya ile bir savaşa giriyor zamanında ve o İspanyolların elinde başka bir savaştan o İspanyolların eline esir düşmüş 1500 kadar Türk olduğu söyleniyor. Bu Türkler burayla yapılan savaş esnasında burada serbest kalıyorlar ve o 1500 kişi anısına buraya bu isim verildiği söyleniyor. Dediğim gibi farklı hikayeler de var. Başka hikayeler şunu anlatıyor. Zamanında Haçlı ordusuna katılmayı reddeden bazı şehirlere, köylere ceza amacıyla o zaman siz Türksünüz gibi işte Türk köyü denmiş, Türklükle ilgili isimler verilmiş. Ama bu hikaye daha çok Belçika'da bulunan Faymonville diye bir köy için anlatılıyor. Dediğim gibi buranın hikayesi daha çok baştakiyle uyumlu gibi gözüküyor. Hiçbir zaman doğru mu değil mi bilemeyiz. Monik ve Kor'a sorduğumda da onlar da bunun daha çok anlatıldığı ama tabii ki bir yere dayanıyor mu dayanmıyor mu bunu çok iyi bilmediklerini söylediler. Onlar peki Türkiye ile ilgilenmeye nasıl başlamışlar? Tamamen buranın isminden dolayı burayı ziyaret eden Türkler aslında onlar da bir ışık yakmış ve demişler ki biz yavaş yavaş işte Türkiye ile bir bağ kuralım. Kendi evimizi bunun için bir merkez haline neden çevirmeyelim? Böyle başlamış aslında her şey. Onların aslında Türkler buraya gelmeden önce farkında olduğu bir durum değilmiş bu. Bu arada bu köyde şu an 10 küsür kişi yaşıyormuş. Belçikalılar, Belçika sınırına çok yakın burası. Almanlar ve bazı Hollandalılar burayı yaz evi olarak kullanıyormuş. Yani burası gerçekten çok küçük bir köy. Şimdi videoyu bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.